startımızı alalım. Fiyortların arasında dolaşacağız bugün. Norveç'te Ramazan nasıl geçiyor? Oruç kaç saat? Gibi bir sürü sorular soruyorsunuz. Şöyle şuraları görmenizi isterim yani. Çok güzel evler, ahşap böyle manzaralar. Şu an fiyordun yanından gidiyoruz. Ya 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor falan oralarda işte oruç nasıl oluyor? Bunu da ben kafanızda netleştireyim hemen. Flekke Fjord şehrinin tam merkezi. "50 bitti" diyor. "Yo 80 oldu" diyor ama kardeş burada 80 kilometre yapacak adamı ben alnından öperim. Yine küçük bir kasabadan geçiyoruz bakın. Sonra bir tane şu tepedeki tünel var ya gözüküyor şu an kamerada. O tünelin içinden geçeceğiz. Çekmiyor. Kayanın içine giriyoruz bakın yani. İşte burası. Dostlarım cümleten selamünaleyküm. Norveç'ten Kuzey'in Tırcısı Murat YouTube kanalından hepinize selamlar. Hepinize güzel, hayırlı bir bereketli Ramazan ayı diliyorum. Bugün biraz Norveç'te Ramazan nasıl geçiyor? Biz neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz? Ne gibi imkanlarımız var burada? Oruç kaç saat? Gibi bir sürü sorular soruyorsunuz Instagram'dan. Bugün bu videoyu buna ayıracağım. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de size çok güzel böyle iç kesimlerde bir vadiden falan geçeceğiz. Bir iki yere uğrayacağız. Güzel bir manzara sunuyorum. Hemen startımızı alalım. Hemen yolculuğa başlayalım. Böyle çok konuşamayabilirim bugün. Konuşmayacağım yerlerde, güzel manzara olan yerlerde de sizlere inşallah manzaranın tadını çıkarmak için güzel açılar ayarlamaya çalışırım. Öyle diyerek güne başlayalım. Şu anda neredeyim? Kvinesdal diye bir kasabadan geçiyorum. Flekke Fjord'a gidiyoruz. Yani bir fjord, fjordların arasında dolaşacağız bugün. Güzel manzaralara şahit olacaksınız. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Şu an zaten sağ tarafınızda evleri gördünüz. Bir böyle gene akıntı boyunca gidiyoruz yani. Şimdi gelelim konuma. Şimdi Norveç'te kaç saat oruç tutuyoruz? En çok bu soruluyor. Şu an yani bugün salı, Ramazan'ın ikinci günü çekiyorum bu videoyu. Siz pazar günü izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Bugünkü saat itibariyle saat 4.50'de imsak oluyor. Akşam da 18.25. Yani aşağı yukarı 5'ten 18'e desek 13.5 saat civarında bir oruç tutuyoruz şu anda günümüzde. Bu şeyin sonuna kadar, Ramazan'ın sonuna kadar yani 10 Nisan'a geldiğimizde de 13.5 saat 15.5 saate kadar çıkmış olacak. Çünkü burada şu an tam şehrin merkezindeyiz de şöyle şuraları görmenizi isterim yani çok güzel evler. Ahşap böyle manzaralar. Devam edeceğim. Tamam, yönelirim. Şehir sağ tarafımızda şu anda. Siz evleri izleye durun. Ben anlatmaya devam edeyim. Çünkü burada gün uzaması ve gün kısaması o kadar hızlı oluyor ki mesela Mart ayında artık günler 3'er 5'er dakika uzuyor. Hem sabahtan uzuyor, gün doğumundan hem gün batımından uzuyor. Yani bazen mesela yeri geliyor bir günden ikinci bir diğer güne 7 dakika 8 dakika fark ediyor iftar sahur saatleri. O kadar yani. Çok çabuk ilerliyor. Bir de şu an biz Türkiye'den bugün itibariyle 2 saat gerideyiz. Ama 29 Mart'ta veya 30 Mart'ta saatler 1 saat ileri alınacak. Yani o zaman biz Türkiye'den 1 saat geri olacağız.
Onu da anlatmış oluyorum. Onu da merak edenler var. Ne kadar arada saat farkı var diye. Çok bir saat farkı yok aslında. Sahurlar, iftarlar bu şekilde. Davulcu diye bir şey burada yok. Onu söylemişler. Evet, burada bayağı bir Müslüman yaşıyor. Yani şaka maka. Ben mesela Cuma'ya veya bayram namazına falan gittiğim zaman vakit namazını gitme ihtimalim pek olmuyor çalıştığım için. Camiler full dolu görüyorum yani. Burada gerçekten azımsanmayacak sayıda Müslümanlar var. Özellikle Oslo ve Oslo, Drammen gibi büyük şehirlerde çok daha fazla Müslümanlar yaşıyor. Hatta oralarda Diyanet'in camileri de var. Direkt Türkiye'den imam atanan camiler falan da var. Ama ülkenin geri kalan kısmında oralarda hangi Müslüman topluluğunun çoğunluğu varsa, işte bu bazen Pakistanlılar oluyor, bazen Somaliler oluyor, bazen Iraklılar oluyor falan, değişiyor. Hangi Müslüman topluluk fazlaysa onların kurdukları, onların inşa ettikleri veyahut da kiraladıkları yerler, mescitler, camiler olabiliyor. Bu camileri birebir Türkiye'deki gibi minaresi olan, işte ezanların gürül gürül okunduğu yerler olarak düşünmeyin. İçi aynıdır genelde ama dışı, yani minaresi olan cami çok çok az var yani. Burada elle sayılır yani. Bir iki elin parmağını geçmez Norveç'teki toplam minareli cami sayısı. Bir de şey yok. Ezan dışarıdan okunmuyor. Caminin içinde okunuyor vakit namazlarında. Vakit namazları kılınıyor. Her şehirde cami olmasa bile mescit birçok yerde var. Hani her yerde Müslümanlar yaşıyor dediğim gibi. Normal namazlar kılınıyor, cumalar kılınıyor, bayramlar kılınıyor. Yani Müslümanca bir yaşantı Müslümanlar için normal olağan şeklinde devam ediyor. Bunu anlatmış olayım. Şimdi şunu da merak edenler var özellikle. Önce camiden devam edeyim de. Teravih kılınıyor mu? Evet, teravihler kılınıyor. İsteyenler gidip camilerinde, mescitlerinde teravihe eşlik edebiliyorlar. Teravihler de kılınıyor. Bununla alakalı herhangi bir problem yok. Ya burada yani şu var zaten. İlk başta şunu düşünmek lazım. Norveç'te veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde fark etmez. Din ve inanç özgürlüğü diye bir kavram var. Biz bunu Türkiye'de maalesef pek uygulamıyoruz. Sadece cümle içinde kullanıp geçtiğimiz bir kavram bu. Ama buralarda buna çok dikkat ediliyor. İnsanların dini inanışları, farklı bakış açıları, inançları vesaire varsa bunlara saygı duyuluyor. İnsanların bu dini yaşayışını yaşamalarına izin veriliyor. Herhangi bir problem yok. Tabii sapkın, saçma sapan şeyler varsa onlar ayrı ama normal hak din olarak kabul edilen dinlere karşı saygı var. Hiç problem yok yani. Zaten günden güne insanlar buralarda İslamiyet'e karşı da ısınıyorlar. Zaten mesela ben burada 6 senedir yaşıyorum. Şu ana kadarki yaşantıda gördüğüm şey, buradaki insanların birçoğunun sadece kelime-i şehadet getirmeye ihtiyacı var. O kadar güzel yaşantıları var ki birçoğunun. Yani kimseye zararları yok. Kendi ülkeleri için, kendi aileleri için çırpınıyorlar, çalışıyorlar, uğraşıyorlar, didiniyorlar. Hani kimsenin malında, mülkünde, namusunda gözleri olmayan bir sürü insanlar var yani burada. Ama işte İslamiyet inançları yok. İşte anlatıyorsunuz, ediyorsunuz, kabul ettirmesi çok kolay değil bazı şeyleri. İnsanların sahip olduğu inanışları değiştirmek o kadar zor ki. Bunu kendinizden düşünün. Yani mesela siz yıllarca Müslümanca yaşamışsınız, Müslüman bir toplumda büyümüşsünüz, gelip size bir Hristiyanlığı anlatıyor. Aynı şekilde bunu empati kurun yani. Adam Hristiyan toplumda büyümüş, etmiş. Siz İslamiyet'ten bir şeylerden bahsediyorsunuz. Hazreti Muhammed'den, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorsunuz. Bir anda onların kalbinde kabul görmesi, aklına yatması kolay bir şey değil yani. Siz böyle sadece yaşantınızla onlara Müslümanların örnek insanlar olabileceğini, Müslümanlardan kimseye zarar gelmeyeceğini, son gönderilen dinin İslam olduğunu ve dünyadaki tek asıl dinin bu olduğunu göstermek, ispatlamak gibi bir mükellefiyetiniz olmuş oluyor bir Müslüman olarak burada. Bu da kolay bir şey değil yani. Bunlara da dikkat etmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman bir toplumda dinimizi ve kendimizi küçük düşürür hiçbir şey yapmamaya çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olayım.
şu an solunuzda gördüğünüz yer Flekke Fjordu'nun ucu yani. Şu an fjordun yanından gidiyoruz. İleride köprüsü olacak. Zaten geleceğiz. Yani o kadar çok tünel var ki görüyorsunuz. Çünkü gerçekten çok arazi, coğrafya çok zor. Yani her yer kaya gördüğünüz gibi. Toprak değil yani direkt kaya. Ve iki dağın arasında, kayadan oluşan iki dağın arasında deniz böyle uzanmış oluyor. Coğrafya derslerinde okuduğunuz fiyortlar işte böyle yani. Şu an fiyort bölgesindeyiz. Bir de şu karşıda köprüyü gördünüz. Bu da Flekke Fjord köprüsü. Bizim Boğaz köprülerini çok andırıyor. Öyle bir köprü ama altındaki dediğim gibi fjord. Fjordun üzerinden geçiyor. Yani bu köprünün iki ucu da dağ. Bakın soldaki dağdan çıkıyor. Sağdaki dağın içine giriyor. Yol. Hani iki tabii ki kara parçasını bağlıyor ama iki dağ birbirine bağlıyor aslında. Şu açıdan çok daha net bir şekilde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın şu dağın içine giriyor. Şimdi ben de şuradan girip o dağın içindeki tünele kavuşacağım. Tünel içinde karanlık olduğu için çok iyi çekmez. Şimdi ben biraz ara verdireyim. Çıkınca devam edeyim olur mu? Evet, tünelleri falan geçtim. Şimdi tekrardan ana yola çıktık. Bakın yani ülkenin yolu bu. Bu yolun adı E39. Uluslararası bir yol bu. Şehirler arası. E kodlu uluslararası bir yol. Tek gidiş tek geliş işte. Yani otoban değil, otoyol da değil. Şehirler arası yol olarak geçiyor yani. Mesela şu araba İsveç plakalıydı yandan geçen. İbrahim Erkal'ı sevdiğim için arka planda çalıyor yani gördüğünüz gibi. Neyse bir de şunu anlatacağım. Şimdi insanlar diyor ki ya 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor falan oralarda işte oruç nasıl oluyor bilmem ne. Bunu da ben kafanızda netleştireyim hemen nasıl olduğunu. Şimdi biz ülkenin en güneyindeyiz. Ben en güneyde yaşıyorum. Yazın 21 Haziran'a yani yılın günün en uzun olduğu zaman dilimine denk gelince o zaman gerçekten oruç çok uzun sürüyor. Mesela saat olarak hatırlıyorum ben 6 sene önce geldiğimde ilk orucum direkt yazındı yani Haziran'dı o zaman. 19 saati geçen oruçlarımız olduğunu hatırlıyorum çok net. 19 saatin üzerinde tuttuğumuz oluyordu. 20 saati dayandığı zamanlar olmuştu. Ama şu an günümüzde dediğim gibi kısa. Hele Aralık ayına falan denk gelse 21 Aralık'a bakın abartmıyorum güneş imsak şeyde oluyor. Mesela 7.30 gibi falan oluyor. Akşam da güneş batışı
saat 3.30-4 falan. O kadar kısa ki kışa denk geldiği zaman. Bir de bizim güneyde vakit oluşuyor. Bir de şöyle bir muhabbet var. Hani az çok bunu merak edenler, araştıranlar denk gelmiştir. İşte vakit giriyor, girmiyor. Güneşin batıp batmadığı belli değil. İşte şöyle çizgi gibi dönüp dolaşıyor falan. 66 paraleli. Yani dünyada mesela kuzey yarım kürede 90 paralel, güney yarım kürede 90 paralel var ya, hani coğrafya derslerinde gördüğünüz şeyler. İşte biz burada bunları hayatın içinde uygulamak zorunda kalıyoruz yani. Ben 58 paralelinde yaşıyorum. 58, 59, 60 arasında çalışıyorum. Gününe, zamanına, işine göre değişiyor bu. Dolayısıyla benim çalıştığım yerlerde zaman oluşuyor. Güneşin doğuşu ve batışı net olarak belli. Ama 66 paraleli ve kuzeyinde arkadaşlar vakit oluşmuyor. Yani güneşin net olarak doğduğu ve net olarak battığı zamanlar belli değil, oluşmuyor. Bunlar da ne yapıyorlar orada yaşayan Müslümanlar veya oradaki insanların saatleri, namaz saatleri, sahur iftar saatleri neye göre belirleniyor? O da şuna göre belirleniyor. Bulunduğu yerde kendine en yakın vaktin oluştuğu şehir güneye doğru paralel olarak güneye indiğinizde neresiyse hiza olarak nereye denk geliyorsa oranın namaz vakitlerine göre iftar ve sahur saatleri veya namaz vakitleri tayin ediliyor. Bunu mesela Diyanet'in takvimi de var şehirlere göre. Oradan da insanlar takip edebiliyorlar. Veyahut da yereldeki az önce bahsettiğim İslam topluluklarının tayin ettiği takvimler de var. Bunlar genelde 3 aşağı 5 yukarı birbirine uyuyorlar. Yani insanlar istediğini takip ediyor, yani sıkıntı yok. Bu şekilde oluyor. Bunu da netleştirmiş olayım. Yani şöyle düşünmeyin. Adam işte en kuzeyde, ülkenin kuzeyinde, hatta Svalbard'da yaşıyor diyelim. Şeyde ta 78'de yaşıyor. Dünyanın en kuzeyindeki yaşam alanı. Hatta şuraya Fik diye ben linkini atayım. Bilen, merak edenler varsa izlesinler. Nasıl bir yer orası? Dünyanın en kuzeyindeki yaşam yeri neresi? Norveç'in Svalbard isimli adası bu. Mesela orada yaşayan bir adam oranın saatine göre tutmuyor. Eğer öyle olsa adamın 24 saat sürekli oruç tutuyor olması gerekiyor. Neden? Çünkü sürekli güneş havada, hiç batmıyor ki. İşte bu gibi durumlarda ne oluyor? Ön kamerayı kaybediyoruz. Ana kameradan devam ediyoruz. Bu gibi durumlarda dediğim gibi kendine en yakın hizasındaki güneşin vaktin oluştuğu yer neresiyse oraya göre oruç tutuluyor. Hiçbir problem olmuyor. İslam kolaylık dinidir arkadaşlar zaten. Yani bunları insanlar vakti zamanında araştırmışlar, edinmişler, fetvalarını vermişler alimler. Dolayısıyla hiçbir problem yok yani. Ama burada şu oluyor. Mesela benim gördüğüm, gözlemlediğim, yani 6. Ramazan'ım bu Ramazan. Yani Türkiye'deki gibi veya bir İslam ülkesindeki gibi böyle coşkulu bir Ramazan hayatın içinde göremiyorsunuz yani. Çünkü neden? Yani toplumun büyük bir kısmı sizinle aynı dine mensup değil. Dolayısıyla sizinle aynı dini değerleri taşımadığı için şehir hayatı da ona göre düzenlenmiyor yani. Ne bileyim, etraf bir Ramazan için süslenmiyor, camilere ışıklar asılmıyor, böyle şeyleri görmüyorsunuz. Sadece bu sene Londra'da bir yer Müslümanlar için ve Ramazan için süslenmişti. Oslo da bu sene onu yapıyor. Oslo'da bir tane caddeyi böyle Ramazan süsleriyle süslemişler. İşte aylar, hilaller veya bize has, İslamiyet'e has bazı figürlerle böyle ışıklandırmışlar. Onun fotoğrafını bulursam atarım sizlere, bakarsınız. Onun haricinde böyle gürül gürül yaşamıyor. Kendi ailenizle beraber yaşıyorsunuz. Biz de ne yapıyoruz? Çocuklara işte eve Ramazan köşesi yaptık. Onlara işte böyle 30 tane böyle hediye paketi gibi, küçük torba gibi bir şeyler hazırladık. İşte her gün birini açıyor, oradan hediye almış oluyor. Yani İslamiyet'i, Ramazan'ı yani ona yaşatmaya çalışıyoruz. İşte iftar sahur programlarını izletmeye çalışıyoruz. Böyle değişik şeyler görsün diye, kültürü öğrensin diye. Büyüdükçe daha çok idrak edeceklerdir. Ben şimdi burada bitireyim. Mola vereyim daha doğrusu. Daha güzel yerlere gideceğiz. Orada devam ederiz. Şimdilik ara vereyim ben.
şu eve malzeme getirdim. Şunların aynısı. Göstermek istiyorum sizlere. Şu anda Flekkefjord denen bir şehirdeyim. Az önce bahsettiğim gibi. Dolaşıyorum. Size şurayı göstermek istedim. Daha önce buraya gelmiştim. Ortamı biliyorum. Size müzik eşliğinde bir gezdireyim şu anda. Dostlarım, burası da Flekkefjord şehrinin tam merkezi. Size göstermek istedim sadece böyle. Bütün evler gördüğünüz gibi iki katlı. Ahşap birçoğu. Burası da meydan. Şehrin meydanı. Şu bir restoran. Bakın yolun genişliğini görünüz değil mi? Şu adamdan geçebilmek için kaldırıma sıfır geçmem gerekiyor. Anca geçiyoruz. Hadi bakalım. Aksiyon başlıyor.
karşıdaki tepeye gidiyoruz herhalde. Solda mezarlıktan geçtik bir tane. Ne dikkatinizi çekti? Yorumlarda yazar mısınız? Mezarlıkta dikkatinizi çeken ne var? Sağda da var. Bakın. Şu mezarlıklarda ilk göze çarpan şey ne sizce? Sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Süper bir yere geldim demiştim size. Abarttığımı düşüneceksiniz ama izleyince bana hak vereceksiniz. Bakın, sürekli konuşmayacağım zaten. Şu an Onasira diye şirin ve müthiş bir kasabadan geçiyoruz. Ve Hauge Idalene diye bir yere gideceğiz. Ben buraların konularını da buraya bırakacağım, açıklamaya aşağıya bakarsınız. Böyle yollarında gezersiniz Google haritalardan. Şu anda şu karşıda gördüğünüz vadi var ya, tepe. Orayı tırmanacağız birlikte. Bakın 4 metreden geniş 180 giremezsin diyor. Allah'tan biz 380'iz görüyoruz. 44'ün altındaki o sembol doğa sembolüydü. Yani bu yol doğa koruması altında. Bakın şu tabelada sağdaki iki eyaletin sınırını gösteren çizgi. Canlı yandım. Yüksekliği 4 metreden az ama genişliği de sadece kamyon kadar. Evet, şu an eyalet değiştiriyoruz. Agder eyaletinden çıkıyoruz. Rogaland eyaletine giriyoruz. Zaten hemen tabelası gözüktü. Müşteri arıyor, bir bakayım. Alo. Hello there, can you hear me again? Yeah, hi. Hi. Er du avhengig av noen underskrift eller noe, du? Kan du gjenta, Nushin? Må du ha en underskrift på når du kommer? Få en kone med til jobb? Ja, ok. Nei, det går fint. Jeg kan bare skrive der. Jeg har levert, og det var for eksempel 5 pakker, 6 pakker. Jeg kan fikse, det går fint. Ja, for det garasjen står åpen, så du kan bare sette deg inn i garasjen. Ok, ja, det kan vi gjøre sånn, ja. Det går fint. Mm-hmm. Så bra. Ja. Det er greit. Yes. Ha det bra. Evet, şu gördüğünüz 44 numaralı yol ve altındaki sembol bu yolun bir doğal bir yolu olduğunu gösteriyor. Şu vadiyi tırmanacağız ve ben tırmandığımız noktada manzara tepesi gelecek. Orada size manzarayı da göstereceğim inşallah. Başlıyoruz. Kamerayı bilerek öne koydum ki direkt yani kabinin içini falan görmeden manzarayla baş başa olun diye. Böyle şu an sıralı virajları tırmanmaya başlıyoruz. 50 bitti diyor. Yol 80 oldu diyor ama kardeş burada 80 kilometre yapacak adamı ben alnından öperim yani. İmkansız öyle bir şey. Çok seviyorum ben burayı ya. Böyle buraya ayda yılda bir geliyorum ancak. Bu yoldan geçiyorum. Zaten tırla girilecek bir yol değil kesinlikle. Ancak kamyonla falan girilebilir. Evet. Sağa bakmam lazım. Göremezsem o da sıkıntı. Yani tamamını kullanıyorum yolun. Çünkü diğer türlü dönebilme şansım yok. Çıktığımız yeri de zaten sağdan görüyorsunuz geldiğimiz yeri. Şu an bu vadiyi görüyoruz. Saklı vadiyi sizin için buldum.
şu sağ tarafta gördüğünüz bir baraj, toprak diziliminden zaten gözüküyordur yani, orası bir yığıntı yani, suyun önünü kesmek için orada baraj var. Bu arada yol tek gidiş tek geliş. Ve şerit çizgisi de yok çünkü yol 6 metreden dar olunca, ben bunu birçok videomda anlatmıştım. 6 metreden dar yollarda ortaya şerit çizgisi çizilmiyor. Tabii bu açıdan baraj çok daha net gözüktü gördüğünüz üzere. Buradan elektrik üretildiğini herhalde anlamışsınızdır. Her yerde teller var. Evet dostlarım, öncelikle şunu söyleyeyim, dediğim kadar var mıymış manzara, nasıldı yani, geçtiğiniz vadi hoşunuza gitti mi? Bir tane daha gelecek. Şu an böyle demosunu gördünüz, aslını birazdan göstereceğim. Bir şu tepeleri açtıktan sonra asıl size göstereceğim yere geleceğim, böyle manzara tepesine. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda burada bazı mücadeleler de verilmiş. Böyle uçak ve havadan böyle muharebe falan olmuş. Onları da size gösteririm. Valla şu an saat 2 oldu yerel saatle. İftara 4,5 saat var. Dolayısıyla çok fazla konuşmak istemiyorum, yormak istemiyorum kendimi. Sizi de bu manzaranın üzerine de konuşmalarımı da sıkmak istemiyorum. Siz manzaranın tadını çıkarmaya devam edin. Şu yol kenarında korkuluk olmaması, refüj yani, gerçekten sıkıntı yani. Bir arabanın biri dikkat etmese Allah muhafaza uçar yani direkt. Refüj en azından tutuyor. Düşmüyorsun banketten.
Şimdi asıl manzaralı yere gelene kadar bir şeye daha değineyim. Hızlıca, çok sizi sıkmadan. Bu bayramlarla alakalı da çok soran oluyor. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye bayramlarda falan. Bayramlarda şunu yapıyoruz. Yaşadığımız şehirde ve komşu şehirlerdeki birçok Türklerle irtibat halindeyiz. Kendi insanımızla, hemşerilerimizle. Dolayısıyla genelde onlarla kutluyoruz. Yani bayramda böyle buralarda hep şeyler serbest. Okul bahçeleri, böyle açık alanlar vesaire. Oralarda böyle organizasyon tertip ediyoruz. Böyle sayıya göre ya mangal yapıyoruz ya herkes evinden böyle börek çörek bir şeyler falan getiriyor. Bayram sabahlarında böyle bir kahvaltı yapıyoruz veya öğlen yemeği tertip ediyoruz. Açık alanda oluyor genelde çünkü kalabalık oluyor. Yani bu dediğim aktiviteler 50-60 kişi falan oluyor, çoluk çocuk genelde. Ve çocuklara da bayramı doyasıya yaşatmak için şunu yapıyoruz. Her çocuğa böyle şekerleme abur cubur paketi yapıyoruz genelde. Bunu ya biri üstleniyor ya böyle aramızdan birkaç kişi böyle görevlendiriyoruz kendi içimizde. Sonuçta kendi çocuklarımız yani. Geliyoruz işte o vadiye tırmanacağız. O vadiye. Asıl bomba yer orası. Burası da ismi yazıyor Muhit'in. Ben zaten bu noktaların konumlarını bırakacağım dediğim gibi. Buralara gelmek istiyorsa burası benim şu an içinden geçtiğim coğrafya. Bir doğal sit alanı. İşte karavan kampları var. Böyle kamp yerleri var, bir sürü çadır kurulabilecek olan yerler var. Bu hat üzerinde yani benim bu gittiğim şu anki güzergah üzerinde her yer. Bakın şu sağdaki tabeladan da görüyorsunuz. Şu kahverengi üzerine beyaz desenli motifli tabela bunu gösteriyor. Gene küçük bir kasabadan geçiyoruz bakın. Şirin. Burası gerçekten doğal park alanı yani. Müthiş. İnsan eli çok değmemiş gördüğünüz gibi. Ama yolları da genişletiyorlar. Mesela bakın şuraya dinamitle patlatmak için yer yapmışlar. Onların hepsini dinamit patlayıcı doldurup patlatıyorlar. O dediğim gibi çocuklara şekerleme falan filan veriyoruz. Bir de herkese birer hediye veriyoruz ayrıca çocuklara. Ki hani böyle bayramların özel olduğunu bilsinler, şey yapsınlar diye. Güzel de oluyor yani. Yaşı tutanlar oruç da tutuyor. Yer yer birbirimizi iftara alıyoruz. O da güzel oluyor. Yani hem kendimiz için güzel oluyor. Vakit geçiriyoruz. Hafta sonları. Hafta içi herkesin işi gücü oluyor da hafta sonları uyuyor. Hem de çocuklar için böyle bu kültürü, bu değerleri yaşatmış oluyoruz. Az sonra bir tane şu tepedeki tünel var ya. Gözüküyor şu an kamerada. O tünelin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Efsanevi tünel. Ben hatta burada bir tane Reels videosu paylaşmıştım. 3 milyondan falan fazla izlenmişti. Korku tüneli demiştim. İnsanlar gayet sıradan bir tünel, normal bir tünel falan filan demişlerdi. Şimdi birazdan girince siz bir bakın kendiniz karar verin. Sonra ben deyince herkes abartı falan diyor. Arkadaşlar abartıyorsam ne olayım ya? Bakın yani. Soldaki manzarayı kaçırıyorsunuz ama hiç üzülmeyin. Ben size o manzarayı tepede izlettireceğim çıkınca. Bakın yol çalışması, daralan yol falan, fıstık. Şu an gerçekten bir dağ başındayım ya. Hani şurada bir şey olsa Allah muhafaza haber verebileceğim, ulaşabileceğim bir Allah'ın kulu yok.
Ama manzara efsane. Mesela iftar saatini buraya bir yere denk gelmesini çok isterdim ya. Böyle manzaraya karşı açardım soframı, tezgahımı kurardım. Evden böyle erzak getirdim, bir şeyler falan yemek içmek için. İftara bugün yolda olacağım. Böyle bir manzaralı bir yerde olmasını isterdim. Gönül ister ki böyle Türkiye'deki gibi yol kenarlarında güzel lokantalar, restoranlar olsun ama yok yani. Norveç'te böyle şeyler pek tercih edilmiyor. Bakın şu işaret de VC'nin yanındaki seyir terası, manzara tepesi gibi bir yer. Şimdi oraya varalım. Ben size oradan da etrafı göstereceğim. Sonra da videoyu kapatırım herhalde. Çekmiyor! Çekmiyor. Şu kayalar üstünüze devrildiğini düşünsenize, korku filmi gibi. Bir de buralar yürüyüş parkurları varmış. Az önce gördüğünüz tabelalar onları gösteriyor. Evet. 100 metrelik bir korku tüneli. Kayanın içine giriyoruz. Bakın yani. Girdiğim yeri görün. Soldan giderseniz bisikletle gidebiliyor musunuz yayan? Burası da arabalar için. Işık yok. Ama ben sizin için ışık hadi yakayım. Böyle bir tünel. Arkadaşlar. Kapatınca böyle ama manzara. Manzara efsane. Şimdi şurada seyir terası var. Ben park edeceğim. Çıktığımız vadiyi de size göstereceğim inşallah. Sonra da burada kapatırız videoyu. Zaten tabelası da var. Şimdi geldiğimiz yer. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane tuvaleti var. Buraya tuvalete gidebiliyorsunuz falan. Burada da şeyi anlatıyor. 14 Nisan 1945'te burada Fliangrep dediği buralar bombalanmış mesela. Bakın buraları gösteriyor nereleri bombaladıklarını falan. Bunlar da işte orada şey yapanlar mesela ölenlerin falan They died but freedom lived. Onlar öldüler ama özgürlük diyor yaşadı diyor. Çok güzel bir cümle. Burada onların anısına bir tören yapılmış. Onu gösteriyor vakti zamanında. Şunlar da herhalde orada karşı koyan pilotların fotoğrafları olsa gerek. Çünkü havacılıkla alakalı semboller var üzerlerinde, kafalarında. Burada bunların hikayesini anlatıyor. Norveççe anlatmış. Bu herhalde, evet es burada. Bu Almanca, bu da İngilizce. Üç farklı dilde böyle anlatmış. Böyle gösteriyor. Almanları gösteriyor çünkü neden? Saldıranlar Almanlar olduğu için. Sterkristert of Tiskland, Almanlar tarafından diyor, yapıldı diyor. Şimdi şöyle şuradan çıkayım. Bakın her şey doğal burada. Aynı köylerimizdeki gibi. Hiç ellenmiyor, hiç bozulmuyor. Şimdi size efsane manzarayı göstereceğim. Her yer kaya gördüğünüz gibi. Çıktığımız yeri göstereceğim. İşte burası. Şu aşağıdan, şu karşıdan gelip, hatta tam şu ağaçların olduğu yer var ya, en karşıda dağın eteklerinde. Oradan doğru, aşağıya doğru indik. Ondan sonra şu yolu takip ettik. Göl boyunca. Şuradan geldik, şuraları geçtik. Şu tünelden geçtik, en son korku tüneli dediğim yerde. Ve bu yol böyle devam ediyor yukarı doğru bu şekilde. İleride de yani bu yolun devam eden kısmında da karavan kampları var böyle güzel güzel. Böyle bir yer. Yani şurada bir tane tesis var. Süper bir manzara ya. Gerçekten ben mesela buraya her geldiğimde mutlaka
dururum. Şurada böyle bir çayımı içerdim, otururdum falan ama şu an tabii çayımı içecek bir durum maalesef yok. Niyetliyiz, Allah kabul etsin. Ben burada şu güzel manzara eşliğinde bu videoyu kapatayım. Bence güzel bir video oldu. Uzun zamandır böyle yol videosu çekmiyordum. Güzel içerik üretmeye pek vaktim olmuyordu. Üşeniyordum, yoruluyordum. Bugün dedim bir çekeyim. Hem Ramazan ayı dedim. İnşallah böyle düzenli haftalık video atabilirim diye ümit ediyorum Ramazan'da. Hauge i Dalene'den, Norveç'in turistik beldesinden hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Görüşmek dileğiyle.